Sartre ilk romanında varoluşsal kaygıya bir isim verdi. Bulantı. Vahşi hayal gücüyle dünyanın saf saçmalığını ve rastgeleliğini bu kitapta inceliyor. Algıladığımız ve bize normal görünen her şey tamamen saçma. Bizlere bunu göstermek için tüm bu algıları parçalıyor. Kahramanımız Antonia Rockington hayatını kazanmaya ihtiyacı yok. Son 10 yıldır kendini bir Fransız aristokratı olan Marcus de Rolaban hakkında bir tarih kitabı yazmaya adamış. Hayatı bu kitabı yazmak, kafelere gitmek ve kütüphanede uzun saatler geçirmekle geçiyor. O yalnız bir figür ve bir solipsist. Hiç arkadaşı yoktur ve genellikle diğer insanların konuşmalarını dinler ve hareketlerini izler. Rockington bir militan ve acı çekiyor. Kelimenin tam anlamıyla yaşadığı şehir olan Bowie ile savaş halinde. Kafedeki müdavimlerle savaş halinde, birlikte olduğu iki ana karakterle savaş halinde. Bunlardan biri Annie, eski sevgilisi ve diğeri kütüphanedeki her kitabı alfabetik sırayla okuyan autodidakt ve en nihayetinde kendiyle savaş halinde. Rockington kendi varlığını haklı çıkarmak için geçmişten gelen tarihsel bir şahsiyeti diriltmeye çalışmaktadır. Mide bulantısı üstüne kapılır ve kendisini kurtarmak için bu kitabı yazmaya devam eder. Aslında varoluşsal bir kriz yaşamaktadır. Rockington, geçmişin var olmayan anlamsız bir kavram olduğuna sonunda karar verir. İnsanlar geçmişi varoluş ile tatil yapmak amacıyla kullanıyorlardır. Bunu fark eden Rockington ilgisini geçmişe karşı kaybeder ve şimdiki zamanda yaşamaya karar verir. Sürekli ben varım diye tekrarlar ve alay eder. Varlığının ve anlamsızlığının dehşetine düşer ama nedenini anlamaz. Ben varım, varım, düşünüyorum. Bu nedenle ben düşünüyorum çünkü düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Daha fazla düşünmek istemiyorum. Öyleyim çünkü olmak istemediğimi düşünüyorum. Öyle olduğumu düşünüyorum. Çünkü... Garip ve mide bulandırıcı hislerini açıklamak ve bir nevi tedavi etmek için bir günlük yazmaya başlar. Dünya ve etrafındaki insanlar hakkında ne düşünüyorsa ve ne hissediyorsa yazar. Onu aynı anda hem yabancılaştıran hem de gerçeklikten uzaklaştıran yaşadığı olaylardır yazdıkları. Hiçbir şey gerçek görünmüyordu. Aniden kaldırılabilecek karton bir manzarayla çevrili hissettim kendimi. Dünya bekliyordu, nefesini tutuyor, kendini küçültüyordu. O saldırısını, yani mide bulantısını bekliyordu. Rockington cansız nesnelerin durumunu inceler ve onlarda anlamlar bulurdu. Günlük yaşantısında karşılaştığı her şeyi varlığının damgasını taşıyan anlamlarla doldururdu. Hayat mide bulandırıcı. Hayatın anlamsızlığı onu bitiriyor. Hayatındaki olayların rastgele olduğunun farkındalığı. Kitabın başlarında hayat bir deste karta benzer diyor. Kağıt oynadığımızda her karta gereksiz bir anlam yüklüyoruz. Çünkü elimizde tuttuğumuz o güzel kupa kralından daha rastgele ne olabilir? Kupa kral çok uzaklardan geldi. Pek çok kombinasyonla hazırlanmış birçok kaybolmuş jest tarafından. Şimdi sırası gelince ortadan kayboluyor. Böylece başka kombinasyonlar doğabilir. Diğer jestler, saldırılar, karşı saldırılar, kaderin değişmesi, bir dizi küçük macera. Rockington kendini öldürmeyi düşünüyor. Ancak hayatın rastgeleliği göz önüne alındığında intihar da rastgele ve dolayısıyla anlamsız olurdu. Ölümün kendisi gereksiz oluyor. Her önemsiz ayrıntıyı öfkeyle yazıyor. Bir çakıl taşı gibi günlük şeyler, bir bira bardağı, bir ağaç, kendi eli. O bu fazlalıklarda eziliyor. Tuhaf bir sahnede Rockington kendini bir tren koltuğuna bakarken huşu içinde buluyor. Bir koltuk. Sadece isme göre bir koltuktur ve öyle görünüyor ki onlara koltuk ya da herhangi bir şey demek gülünç. Ben şeylerin ortasındayım, ad verilemez, diyor. Sartre, hayatı yokluklarla yapılandırdığımızı söylüyor, yokluk tarafından. Bir ağaca, onun için diğer tüm olası isimleri reddeden bir ağaç diyoruz çünkü. Ana temalardan biri olasılık fikridir. Hiçbir şeyin var olması için zorunlu bir sebep yoktur. Evrim yeniden yaşansaydı sonuçlar tamamen farklı olurdu. Autodidakta Rockington'ın açıkladığı gibi insanlar anlamsız bir gerçekliğin tesadüfi bir ürünü. Sartre, rasyonel bir dünyaya yapılan vurguyu eleştirmek için
odağın insan varlığı olduğu olumsallık temasını kullanıyor bu kitapta. Kitabın doruk noktasında Rockhampton bulduğu bir kestane ağacına bakıyor ve köklerine hayran kalıyor. Ağaçla bir olduğunu hissediyor. Diyor ki, bir daire saçma değil, düz bir çizginin bir parçasının kendi ekseni etrafında dönmesiyle açık bir şekilde açıklanabilir. Ama bir daire de yok. Öte yandan bu kök şimdiye kadar vardı. Ki bunu açıklayamadım. Düğümlü, hareketsiz, isimsiz beni büyüledi. Gözlerimi doldurdu. Beni tekrar tekrar kendi varlığına geri getirdi. Rockhampton kökün önce var olduğunu fark eder. Sonra da onu tanımlayarak ona bir öz atfetmiştir. Kökün özüne ilişkin algısı aslında nesnenin varlığının gerçeğini gizler. Rockhampton nesnelerin çıplak varlığı ve mide bulantısının ilişkisini görmüştür. Varlığın özden önce geldiğini keşfeder. Sartre'ın temel felsefi iddialarından biridir bu. Rockhampton hiçlik karşısında varoluşsal ıstırabıyla yüzleşir. Görmese de hiçlik amaçsız bir gerçekliği oluşturan bir güçtür. Varoluşun ezici varlığının insanların üstesinden gelemeyeceği kadar fazla olduğuna inanır. Özgürlük kavramı kitabın önemli bir parçasıdır. Gerçekten ne kadar özgür olduğumuzu anlamak için çok iyimseriz. Ancak aynı zamanda korkutucuyuz. Çünkü içinde seçim yapmamız gereken sonsuz bir olasılıklar denizine dalmış durumdayız. Sartre, insan özgür olmaya mahkumdur der. Kendi seçimlerimizi yapmakta özgürüz ama bu seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu her zaman üstlenmeye mahkumuz der. Günlük işlerini yaparken izlediği insanlar hala keyfiliklerinden habersizdirler. Rockhampton kadar özgür değiller. Yine de kalkıp işe gitmekle varlıklarının korkunç tutsaklığını gizliyorlar. Bunlar Sartre'ın kötü niyetlediği şeyin örnekleridir. Mutlak özgürlüğün ızdırabından kaçınmak için kendimize mazeret bulmanın ve temel doğayı inkar etmenin bir yoludur. Ancak Rockhampton kendi varlığını meydan okurcasına iddia ediyor. Gördüğü herkesin var olduğunu kabul etmekten korktuğunu itiraf ediyor. Ancak romanın sonunda bu kahramana bir umut kırıntısı düşüyor. Plakçalardaki en sevdiği şarkı. İlk olarak müziğin teselli olduğu fikriyle alay ediyor. Ama sonra pikabın ötesinde var olan melodiyi düşünmeye başlıyor. O ötededir. Gereksiz hiçbir şeye sahip olmadığı için yoktur. Geriye kalan her şeydir. Yıllar sonra ilk kez Rockhampton bir insan fikrinden etkilenir. Sanatsal yaratımı olan bu inanışı ve kendini anlaması mide bulantısının nihai tedavisi olur. Umutsuzluğa kapılmak yerine buna benzer bir şeyi müzik alanında veya değil, bir alanda yapmayı düşünüyor. Sanat, bir tarih kitabı değil. Çünkü o var olanla ilgili ama belki de hiç var olmamış, uydurulmuş bir hikaye. Güzel ve çelik gibi sert. İnsanları varlığından utandıran bir kitap. Bulantı.